Abbas Altındağ öldükten sonra Hayat'ın üzerine yüklü bir miras kalmış. Eyse bu malın kullanım hakkı kimde şimdi? Berat abimdedir herhalde. Bak Zeliha, Hayat'a bir kayyum atanması gerekiyor. Ne gerekiyor? Yani senin anlayacağın şekilde bu malın kullanım hakkını Hayat adına sahiplenecek sizin aileden biri. Bizim aileden biri. Evet. Bunun için de en uygun aday sensin. Nasıl yani? Ben anlamadım Deniz. Anne babanın durumu, yasal annenin öz anne olmaması ve Hayat'ın şimdiye kadar yaşadığı zorluklar karşısında ailenin bir şey yapamamış olması gibi durumlar birleşince geriye aklı başındaki tek aday sen kalıyorsun. Hayat adına mallarını ben kullanacağım, öyle mi? Evet. Bu imkansız Deniz. Bunu yapmalısınız Zeliha. Hayat, o para senin hakkın. Şimdiye kadar Abbas'ın parasını istemedim. Bundan sonra da istemem. Bak tamam, şimdi istemem diyorsun ama yarın karnındaki çocuk doğduktan sonra ne olacak Hayat? Bu para senin olduğu kadar onun da hakkı. Hayat, bak yaşadıklarının, çektiklerinin bir karşılığı olarak o parayı koruman lazım senin. Kendin için değilse bile karnındaki çocuk için bunu yapmalısın. Marmaris'teki yazlığı hatırlıyor musun? Evet, tabii. Küçükken yazlıklarımız yan yanaydı. Aman ne güzel. Gel buraya. Biliyor musunuz? Pelin'e yüzmeyi ben öğrettim. Hatta bir keresinde hayatımı bile kurtarmıştım. Ya. Sen olmasan ölüyordum bak. Çok pardon, o kelimeyi kullanmak istememiştim. Boş ver Pelin. Ben alıştım artık. İnsan yaşadığı zamanın kıymetini bilmeli. Daha sonra çok geç oluyor. Anladığım kadarıyla öyle çok eksik yaşamamışsın hayatı. Ha? Belki de haklısın. Ama insanoğlu hiçbir zaman yetinmeyi bilmiyor.